Sevgili izleyenler, eğitim önemli çünkü hepimizin çocukları bu okullara gidiyor ve okullardan milli ve yerli düşünceyle yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Bu açıdan çok önemli ve geleceğimiz biliyorsunuz bu çocuklara emanet olacak. Peki ama çocuklarımız kime emanet? İşte bu soru çok önemli. Bugünlerde Ankara'da eğitim şurası var. Ama eğitim şurasından gerçekten de ne bekliyoruz? Konuşulanlar şu anda sadece işte özlük hakları, sözleşmesi öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen, sendikalaşma, öğretmenlerin maaşları, hakları. Bunlar önemli. Bakın bunlar önemli. Önemsiz demiyorum. Ama işin temeline inmek, eğitim sisteminde devrim yapmak, eğitim sistemini sil baştan yerli ve milli yapmak için neler yapıyoruz? Buna dair tek cümle duymadık. Bakın açık ve net söylüyorum. İşte dün başladı şura, ancak ne eğitim camiasından ne sendikalardan bir talep bile yok. Şunu teklif ettiklerine dair bir talep yok. Varsa yoksa maddi talepler. Beyler yapmayın. Maddi talepler önemli olduğu kadar manevi ve eğitimi ıslah edecek çalışmalar çok önemli. Bakın sevgili izleyenler, arkadaşlarımız dosyada hazırladılar. Fulbright sistemi öyle hemen ya siz komple teorisi yapıyorsunuz, yok öyle bir şey diyenler belki içinizde olabilir. Bakın resmi olarak o 5. maddeyi belgesinden okuyacağım sevgili izleyenler. Türkiye'nin imza attığı bağımsız bir ülke, sömürge olmayan bir ülke şöyle bir maddeyi imza atabilir mi? Ama CHP'nin yönettiği İsmet İnönü Milli Şef'in genel başkanlık yaptığı Türkiye'de yönetici olduğu o dönemde atılan maddeye bakın. İmzalanan maddeye bakın. Komisyon yani bu Fulbright Komisyonu eğitim komisyonundan bahsediyor. 4'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 4'ü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak üzere 8 azadan müteşekkil olunacaktır. Bunlara ilaveten Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki diplomatik heyetinin başı ki aşağıda misyon şefi ismiyle anılacak. Komisyonun fahri başkanı olacaktır. Misyon şefi komisyonda reylerin tesavisi halinde kat'i reyi verecek ve komisyon başkanını tayin edecektir. Başkan komisyonun fiili azası sıfatıyla rey hakkını haiz bulunacaktır. Misyon şefi en az ikisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki hariciye teşkilatının muvazzaf memurlarından olmak üzere diye devam ediyor. Yani sevgili izleyenler bir komisyon düşünün. Türkiye'den bağımsız Türkiye diyoruz. Eğitim milli diyoruz. 8 üyesi var. Bunların 4 Amerikalı, 4'ü Türk olacak. Ama bu komisyon komisyonda bile diyelim ki bir konuda ihtilaf çıktığında Amerikan Büyükelçisi'nin veya Amerika Büyükelçiliği'nin görevlendirdiği diplomatın dediği olacak. Böyle bir bağımsız ülkeden bahsedilebilir mi? Tam bir sömürge ülkesi değil mi bu Allah aşkına? Nasıl evet denebilir bu anlaşmaya? Bu maddeye anti-emperyalist duruşu olan bir lider evet diyebilir miydi? Bir de yeri geldi mi CHP anti-emperyalisttir. İsmet İnönü anti-emperyalisti, emperyalizme karşı durdu derler. Şu madde bile bu maskeleri düşürmeye yeter. Geçtik. Peki tavsiyen ne hocam? Tavsiye. Bakın sadece sevgili izleyen eleştirmek değil. Buyurun. Bir haberci olarak bu ana haberde birkaç başlık vereceğim. Yerli ve milli bir eğitim için. Bir, en başta az önce bahsettiğimiz 72 senelik Fulbright vesayeti bitmeli. Emperyalist gölge milli eğitimden def edilmeli. İki, okullar ideoloji kampı olmaktan mutlaka çıkarılmalı. Yavrularımız daha küçücük yavruların anaokuluna gidenlerin, ilkokula gidenlerin bile heykele resme secde ettirildiği görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik. Dolayısıyla okullar tam anaokulundan üniversiteye kadar bir ideoloji, Kemalizm ideolojisinin kıskacı altında maalesef yanlış yönlendiriliyorlar. İşte ideoloji kampı olmaktan çıkarılmalı. Tarih, övgü ya da hakaret dersi olmaktan çıkarılmalı. Ne demek istiyoruz? Tarihte pireler maalesef devler de pireye dönüştürülmüş. Bazı kahramanlıklarımız yok sayılmış. Hatta kötülenmiş, ecdada hakaretler ediliyor. Dolayısıyla tarih yeniden ıslah edilmeli, tarihi milli hale getirmeliyiz. Tarihi kendimiz yazmalıyız. Materyalist anlayış ve sömürge dili terk edilmeli. Ne demek? Bugün çocuklar başlıyor, maneviyatla ilgili pek bir şey olmamasına rağmen kısa yoldan köşe dönme, en çok parayı nasıl kazanırım ve makam ve mevki için bir anlamda at yarışı gibi bir yarışın içine sokuluyorlar. Öbür taraftan manevi kanat, manevi yön
eksik bırakılıyor. Pratik gerekli olacak bilgilere ağırlık verilmeli. Onca hantal bilgi var kitaplarda. Gereksiz yerde çocuklar meşgul ediliyor. Onun yerine hayatta lazım olacak, gerekli, pratik olacak bilgilere öncelik ve ağırlık verilmeli. İrfan, ahlak, medeniyet, merhamet kavramlarıyla yavrularımız tanışmalı. İrfanın ne demek olduğunu, Arif'in kim olduğunu, ilim, medeniyet kavramları çocuklarımız mutlaka öğrenmeli ve bunu bilmeliler. Yine örnek şahsiyet ve rol model seçiminde millilik. Ne demek istiyoruz? Dün Sayın Cumhurbaşkanı Şura'yı açarken birçok isimden bahsetti. İbn-i Sina'dan, Farabi'den, Ali Kuşçu'dan, Itri'den, Dede Efendi'den, Nurettin Topçu'dan, Sezai Karakoç'tan. Peki bu ders kitaplarında, bugün öğretilen ders kitaplarında bu isimler ne kadar yer alıyor? Kaç yavrumuz bunlar hakkında bir kompozisyon yazabilir? Hayır, işte burada bile batılı felsefecileri, batılı düşünürleri, daha çok materyalist düşünürleri hayatını çocuklarımıza aktarıyoruz. Batı kompleksiyle yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Ama kendi tarihlerinden, kendi kahramanlarından, İbn-i Sina'dan, Farabi'den, İbn-i Rüşd'den, Gazali'den, öbür taraftan Orhan Gazi'den, Selçuklu medeniyetinden bahsetmiyoruz. Selahaddin Eyyubi'yi anlatmıyoruz. Bizim mucitlerimizden bahsetmiyoruz. Kitaplarda maalesef yer alamıyorlar. Dolayısıyla mutlaka örnek şahsiyet seçimi de çocuklara kimi kahraman gösterdiğimiz de çok önemli. Eğer siz kendi kahramanınızı göstermez de batının kahramanlarını, onlara göre kahramanını, bizim çocuğumuza kahraman diye anlatırsanız, işte batı karşısında yenilmişlik duygusuyla ezik, kompleksli nesiller yetiştirmenin önüne geçemezsiniz. Milli ve yerli eğitim kaçınılmaz. Gerçekten de şu 72 yıllık artık sömürge eğitimini bir kenara atalım. Gerçek anlamda Ankara'daki Şura bu anlamda çok önemli. Bunun için sonuç bildirgesini heyecanla bekliyoruz ve o sonuç bildirgesinin de sonuçlarını zaten yine ekranlarınıza getireceğiz. Umarız yerli ve millilik adına önemli adımlar atılmış olarak bu Şura'dan çıkılır diye de temennimizi iletelim ve devam edelim.